İstanbul'da teza araştırmaları ile ilgili uluslararası kongreye dünyanın dört bucağından şöhretli bilim adamları geldi. Bunlardan İtalyan bilgini Signor Giuseppe Marconelli, yepyeni bir uzay gemisi tasarısıyla herkesin ilgisini toplamaktaydı. Profesör Marconelli'nin feza gemisi tasarısı bütün ilim adamlarını ilgilendirmişti. Fakat seminerin üçüncü günü, meslektaşları tarafından emrine tahsis edilen ofisine kadar uğurlanan profesör, bir daha ortalıkta görülmedi. Otomobilinin şoförü değiştirilerek, Profesör Marconelli'nin kaçırıldığı anlaşılmaktadır. İtalyan bilginin kaçırılışı hakkında bütün bilgimiz şimdilik bundan ibaret. Eğer sabah aldığımız şu mektubu hesaba katmazsa. Profesör Marconelli elimizde. Feza gemisi tasarısıyla birlikte 10 milyon dolar karşılığında size devredebiliriz. Zenta. Milletler arası şu meşhur casusluk ve cinayet şebekesi. Evet. Zenta'nın İstanbul'da üstlendiği anlaşılıyor. Amerikalılara gönderilen bu mektubun bir Türk ajanı tarafından fotokopisi alınmış. Şimdi ne olacak? Amerikalılar profesörü Rusların ele geçirmesini istemez. Onun için 10 milyon doları verecekler. Bu iş için en değerli ajanlarını görevlendirdiler. Kim? 007 James Bond. Ya. Demek James Bond Türkiye'ye geliyor. Evet. Sana da yaman bir iş var. Nedir? Türkiye'de bulunduğu sürece James Bond'u adım adım takip edeceksin. Onun izini sürerek Zenta şebekesinin merkezini bulacağız. Dünyaya kötülük saçan bu şebekeyi her ne bağısına olursa olsun yok etmemiz gerekiyor. Merak etme şef. Bilirsin elimizden kurtulamaz. Bu seferkini başka işlere benzetme. Sonunda kelleyi kaptırmak da var. Güzel gözlerinin yaşına bakan olmaz. Siz de beni bedavadan yedirmezsiniz herhalde. Gerekli bütün tertibatı aldım. Bu pudriyer minyatür bir ses alma cihazıdır. Bu minyatür bir telsiz telefon. Ama dudak boyası olarak da rahatça kullanabilirsin. İhtiyacın oldukça bu kalemle kaşlarını boya. Fakat bizim işimize daha çok verici bir radar işareti olarak yarayacak. Bu verici sayesinde İstanbul'da bulunduğun yeri devamlı olarak tespit edebileceğiz. Vera Palas'ta görevli ajanımız T-47 şu anda hedefini köprüye doğru takip etmekte. Ne güzel. Demek ki ayrılsak da beraberiz. Soracağım bir şey var mı? 007 ile ne zaman teşerrüf edeceğiz? Uçağı yarın Yeşilköy'e iniyor. Ne kadar çapkın olduğunu duymuşsundur. Kendini kolla. Merak etme şef. Kollarım. Allah'a ısmarladık. Aman ablacığım dikkat et, şeytan doldurur. Yapma, ısırabilir. Bu yabancı bir James Bond'tur. Ne alt edeceği belli olmaz. Gerçi sen bunun bak şimdi romanlarını okudun, kitaplarını okudun, film sinemalarını gördün, resimlerini de yapıştırdın. Fakat şimdi İstanbul'a kendisi geliyormuş. Bakalım. İşte James Bond. James Bond. Tanınmamak için bir Lübnanlı tüccar olarak geliyoruz İstanbul. Otelde yanındaki odada sana ayrıldı. Değişik bir hüviyetin oldu. İşte James Bond. Hemen öldürelim Şef Zarkov. Acelen nağlık Bigo. Profesör ele geçmeden ne faydası var? Benim adım Cümen Basri. Tanıyanlar gelsin beri.
güzel sever, çok gezerim. Çalışmaktan hep bezerim. Hey! Ne işin var senin orada ya? Ne zaman çıktın yukarı? İn aşağı bakayım, in. Hoş geldin ahbap, ver elini bakalım. Bilet aldın mı sen bilet? Bırak bileti, elini ver bakayım. Hop, hadi Allah rahatlık versin. Dümen Basri'yi gören var mı hemşerim? Şu tarafa kaçtı Kazım abi. Ay namusum elden gitti. Dur kız, bayılmanın sırası değil. Koşup yetişelim. Abi bir çare bulun. Çabuk. Çabuk olun gelecek hazır kıyafım. Deli kardeşlerin telaşı neydi Çorumlu? Dümen Basri'nin peşindeler. Neden? Ne yapmış ki Allah'ın garibi? Bir şey yaptığı yok. Bacıları gülsün mü ona yapamak istiyorlar. Deme ya. Vah gariban Basri vah. Alo, ben Ebu Fuat Çemun. Burası Zenta, ben Akrep. Profesörün sağlığı yerinde. 10 milyon doları bekliyoruz. Paralar hazır. Bu gece hemen temas edin. Buyursunlar Tahiye Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gecikince korktuk gelemeyeceksiniz diye. İlk uçağı kaçırdık şaşkınlıktan. Geçmiş olsun. Herhalde yol yorgunluğunuz vardır, dinlenmek istersiniz. Ya, hem de nasıl. Odanız hazır. Oğlum, 315 numaraya taşıyın bavulları. Kim bu hanım böyle ya? Dünyaca meşhur Arap dansçısı Tahiye. Ha. O da komşumuz. Yok canım. Gece karanlık, gözler birleşmiş. Gece karanlık, kalpler sözleşmiş. İki yabancı tanışmışlar böyle. Şarkı dediğinde böyle okunur be. Yıldızlar şahit olmuş bu aşka, mehtap demiş ki gece aşk başka, yabancılara yapmış bir de şaka. Öldüm bittim Şefsakov. Bütün gecedir peşlerindeyiz. Nereden çattık bu karıya? Anlamadın mı Avanak Bigor? Kadın Zenta'nın ajanı. Profesör için kimseyi şüphelendirmeden anlaşıyorlar. Ya inanın samimi söylüyorum, gülmeyin. Bu gece cidden harikulade güzel dans ediyor. İstanbul'da çok kalacak mısın? Bilmem. Neden? Rica ederim, çok acelecisiniz. Yok canım. Siz biliyor musunuz, dünyanın en güzel çiçeğisiniz. Acaba arı olsam da ben sizden bal alsam? Tavsiye etmem. Bazı çiçeklerin balı dokunur. Yok canım, yanılıyorsunuz. Bazı çiçeklerin balları bazı arılara zarar vermeyebilir. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Belli olmaz. Ya çiçek zehirliyse? Gene o bazı arılar o zehirli çiçeği zehirsiz hale getirebilirler. Neyse bu zehir laflarını bırakalım. Fakat odalarımızın yan yana bulunması tesadüfü. Galiba Tanrı'nın bize bir lütfu. Çekingen bir haliniz var. Neden kaçıyorsun? Vurmayın beni.
Çap! Kimsin, ne istiyorsun? Kötü bir niyetim yok. Kötü niyetin yoktu da balkon penceresinin arkasında işin neydi sersem? Bu şekilde gelmek istemezdim. Fakat sizinle mutlaka konuşmam lazım. Hem de yalnız olarak. Allah seni kahretsin. Ne münasebetli serifsin be. Konuşacak zamanı ne de güzel seçmişsin. Kör müsün, misafirin var. Defol hadi. Beni düşünmeyin. Bu güzel gece için teşekkür ederim. Hay aksi şeytan. Halbuki gece daha yeni başlıyor mu? Başka sefer devam ederiz. İnşallah. Söyle herif, ne istiyorsun? Zenta'dan geliyor. Sözleşilen yerde bekledik. Buluşamayınca buraya gönderdi. Alo, ben X36. Söyle Demir Çiçek. 007 ile temas kurdum. Halen odasında bir Zenta ajanıyla beraber. Konuşulanları kaydediyor. 10 milyon dolar hazır. Profesörü size ne zaman teslim edelim? Önce sağlık durumunu bir kontrol etmem lazım. Ne zaman isterseniz. Mesela yarın. Tamam. Yalnız Ruslar da bu işin peşinde. Ha. Bilhassa Zakov'tan sakının. Ne istiyorsunuz benden? James Bond ne kadar para getirmiş? Bilmiyorum. Konuş sefil. 10 milyon dolar. Profesör sağlam mı? Evet. Vigor, öldür. Buldum. Dümen Basri'yi buldum. Neredeymiş kopuk? Ahçıda yemek yiyor. Kaçırmayalım. Namusumu temizleyeyim. Sen böyle arada sırada elindeydikçe getir bana. Ne olsa yerim. Yalnız zeytinyağlı istemem. Herifin halini beğenmedim. Gözünü aç, parayı vermeden tüymesin. Başına bakıyorum. Eskiden zeytinyağlı da yiyorduk çocuklar ama şimdi makine yağı karıştırıyorlar diye vazgeçtim o işten. Ha, benim Yusuf diye bir arkadaşım vardı. Bu şeydi, şoför mavini. Bir gün baktım lacivertler falan girmiş. Ulan ne haber, ne yapıyorsun dedim. Meğer şey yapıyormuş. O da motor yağına biraz zeytinyağı karıştırıp satıyormuş. Tabii yolunu bulacak çocuk. Ah, Hazım Nazım Kazım. Merhaba Hazım, hoş geldin Nazım. Ne haber Kazım, buradan tüymek lazım. Kaçırmayın. Dur yahu, ne oluyor? Kaçırdık herifi. Hesabı ödemeden boş gitti. Ver, boş ver be patron. Bitiririm seni şeref. Kim dedi sana elin serçesini beklesin ya? Kim dedi? Evet o, 007. Kaçırmayalım, bir yere kıstırıp öldürelim. Thank you.
Bu iş burada biter Basri. Abdestsiz boylayacaksın cehennemi. Kollayın kendinizi köpekler. Babam kasabanın en kral sopa kullanan adamıydı lan. Evet. Düştü ah düşenin dostu olmaz ulan değil mi? Üç bıçak bir sopa erkeklik mi öldü nedir? Aman atıf et bu yolda devam et. Ablacığım bak bir tane de burada boş adam var bak. Ya sen sonradan ameliyatla kadın olmuşsun galiba. Eskiden erkektin be. Aman aman. Tövbe yahu biz nasıl bir belaya çattık be. Kafam, kolum. 10 milyon dolar hazır mı 007? Gayet tabii. Yalnız önce Profesör Marconegli'yi görmem lazım. Bana profesörü getirin. Teşekkürler. İşte Profesör Marconelli. Aha, güzel. Sayın Profesör, sizi Amerika'ya götürdüler. Çok şükür Allah'ıma. Demek beni Ruslara vermeyecekler. Demek Sibirya'ya gönderilmeyeceğim. Hayır Profesör, sakin olun. Yakında dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden birinde Ay'a gidecek füzenizi hazırlamak imkanına kavuşacaksınız. Allah'ım ne mesut adamım ben. Sen ne kadar büyüksün. Sen bana koru. Artık gidelim profesör. Bunun vahvahları üşümez mi böyle? Ne güzel muhafız bu böyle ya. İnsanın buraya esir düşeceği geliyor yani. Madem bu kadar hoşlandınız bir gün misafir olun. Satış muamelelerine o zaman kararlaştırırız. Ay emrinize bereket. Bu işin de bir tadını çıkaralım bakalım. Haberlerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladıklar hepinize. İşler yolunda Eva. James Bond denen karı budalası seni görünce alıklaştı. Ya kolay çalışıcısı öyleyse. Evet. Büyülü yasak meyveyi yedikten sonra 007 hafiyeliği falan unutup bülbül gibi konuşacak. O zaman da biz profesör vermeden 10 milyon doların üstüne oturacağız. Profesörü Zakof'a verip Ruslardan da para sızdırmak cabası. Bir taşla iki kuş vurmak buna değerler. Elimizde böyle taşlar varken daha çok kuşlar vuracağız Eva. Ulan o kız olmasaydı Azım Nazım Kazım'ın elinden kendini zor kurtarırdın dünden Basri'de. Tozunu bile bulamazlardı. Allah razı olsun. Burada mı oturuyor bu be? Ulan bu ne büyük ev. Kaç kişi oturuyorlar burada ya? Kışla mı ev mi bu be? Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Kanaryam güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Seni çok sevdiğimi anlatıyor duruşum. Yüzüme bakma öyle, benim şarkımı söyle. Yüzüme bakma öyle,
şarkımı söyle. Konar yam kalbimdesin, ruhumu okşar sesin. Konar yam kalbimdesin, ruhumu okşar sesin. Beni bırakıp gitme, gönlüm senin kafesin. Yüzüme bakma öyle, benim şarkımı söyle. Anam be, çiçek gibi kız ama bize bakmaz ki, onun da gönlü yükseklerdedir. Ne demişler, davul bile dengi dengine çalar. Boş ver Dümen Basri, dalgana bak. Ah, bir açım dolaşırım, midemi soran yok. Bu güzeller de olmasa hayatın hiç tadı yok. Açlık nedir bilir mi her gün karnı doyan tok? Ah ulan ha, zilliyi bir bastırsam hepinizin ifadesini alacağım ama ne çare ki lokantadan kaçtığımız günden beri kursağımıza bir lokma girmedi be. Ulan acıyım be acıyın ablacığım, abicim. Biri yer biri bakar, dur lan kıyamet ondan kopar. Ya ne olur be, ne olur be. Uyar yer misin abla? Bırak, bırak oğlum, bırak onu bakayım yerine. Ha, alıcı değilsek monsteri bozmayalım değil mi? İdare et. Merhaba Süleyman. Aa, bu herif de kim be? İnsanlar çift doğarmış diye bir laf vardır. Eğer bu sözün aslı varsa, peki bu bana benzeyen teresin keyfini alemde acaba ya? Anam, o elmaların hepsi senin mi? Abla, o iki elmadan da bana versen ne olur be? Ha? Bu elmayı yiyen akli muazenesini kaybedecek. Bildiği her şeyi anlatacak. Ulan herif, herif! Bana mı dediniz? Tabii sana dedim. Kılığı kıyafeti düzmelen adam mı oldun sanki? Anlayamadım efendim. Efendim kalem odasında. Karşına çıkınca birden alıklaştın ki tersin sarardı. Aman efendim rica ederim. Bir halt edemezsin. Dur kaçma. Seni hırs düşmanı seni. Kurtulamazsın elimden. Canım bir yere kaçtığım falan yok. Yalnız bunları daha müsait bir zamanda, müsait bir yerde konuşsak. Herkes bize bakıyor. Konuşacağız tabii. Hadi düş bakayım önüme. Düş önüme ya, dedim yürü. Ne istiyorsunuz benden anlayamadım ki yani. Evet, tanınmamak için kıyafet değiştirmiş. Bir dakika. Bayan Eva'nın sizi yemeğe beklediğini bildim. Eva mı, o da kim be? Buyurun. Eva'yı tanımam ama yemek lafı fena değil. Beni ha? Evet. Hatırnaz kızmış be. Buyurun. Neyse gidelim bakalım. Herkesin kısmeti kaşığının çorbasındadır demiş Gary Cooper. Sıfır sıfır yediyi gördüm. Tamam ben de gördüm. Bir kadınla bu tarafa gitti. Hayır, bir otomobille şu tarafa gitti. Alay mı ediyorsun sersem? Bu taraftan. Beni mahvet.
Durma dur. Yanına kalmayacak bu. Aman bir yanlışlık olmasın? Yanlışlık ha? Gece samanlıkta sarılıp severken her şey doğruydu da şimdi mi yanlışlık oldu? Vicdansız. Ben gece sokağa çıkamam sultanım. Sus rezil. Yo bu sefer kurtuluş yok. Kurtulmak isteyen kim? Kurbanın olayım ben seni. Demek bu piliç, yani sen de piliç, bu pilici sen pişirdin yani ha? Yalnız ikimiz de o biçim piliç ha. İçki içelim Şeref Bey. Şerefe, estağfurullah. Neyse gene de afiyet olsun bana. Şey, bu pilişlerin bir vaziyeti vardır yani. Şimdi bunlar yemek de yeseler, su da içseler böyle, Allah'a bakarlar. Gene Şerefe, hadi. Şey, afiyet olsun. Evvela pirinci vurdum şişeye afiyet diye. Fakat sen biraz şundan ecnebice yesene bakayım nasıl oluyor ya. Bu niye ıh ya? Ben eskiden vaktiyle bir kere yemek yemiştim. Ne olmuştu yemek yiyince? Ulan ne olur yemek yiyince karnı doyar adamın. İşte benim de karnım doymuştu. Soğan olmuştu. Şimdi onun hatırasına hürmeten böyle bazen rüyamda falan gördüm. Öyle böyle yani yemek çatalla yediğimi. Ondan sonra. Çünkü biz hep böyle ekmek yeriz ümmetle. Bir Cafer diye bir arkadaşım vardır benim. Onunla beraber hatta zeytin var ya, zeytin sen ne belki bilirsin. Onu dörde böler yerdim. Ama ekmeği gene tabii ümmetle böyle büyük parça koparlar. Yani böyle. Böyle. Maksat kayın, karın doyurmaktır yani kayın dedim. Hiç acımadın bana değil mi? Nasıl da bırakıp kaçtın? Bırakmak mı? Haşa. İnsanın seni bırakıp kaçması için avanak olması lazım. Hadi oradan yalancı. Vallahi yalan söylemiyorum. Çekiyorum ya. Hayatım. Şekerim ben seni bırakıp kaçtığımı da hatırlamıyorum. Ben seni de hatırlamıyorum hayatım. Hatanı kabul etmiyorsun. Canım etmez olur muyum? Tabii ediyorum şekerim. Ve bu hatamı da en kısa zamanda tamir yoluna gideceğim. Sefer doğru konuşacaksın ama. Gayet tabii doğru konuşacağım. Ve bu hatamı da müsait bir yolla bir şekilde halledeceğiz. Yani. Oh yarım şükür elhamdülillah. Yarın olsa da yine yemek yesek. Bugün bitti. Kahın şişti mi? Şişti. Senin kim de şişirmişti? Şey ben diyorum ki bak biraz yemek üstüne tatlı. Ay, yani tatlı. Yapma. Ay meyve diyorum meyve. Aman ya canım. Yemek yedik üstüne meyve yemez mi? Bu tarafta var meyve. Yani onlar çürük meyve. Ben ham meyveyi istiyorum. Ham meyveyi kopardılar dalından. Benim hep bir kere de ben koparayım. Ne olur ya. Hadi be ablacığım. Bas. Allah aşkına bak. Yapma bir şey yapmayacağım. Yapma ya. Ablacığım şaka olsun diye ben şakacı bir çocuğum da öpeyim bir kere öpeyim. Allah rızası için bir kere öpeyim ben. Benim cibini niye sokmuşlar böcekler yemesin diye mi? Ay. Böcekler yemesin ama bir tane meyveden biz yiyelim o meyveden. Ya. Tamam işte burada bak güzel o meyve. O başka meyve manavda da var ama biz senindekini istedik. Ay bu daha güzel bir o meyve. Nasıl tırnakların acıtıyorsun be yapma be. Yapma kız. Ay ne güzel baktı. Ah. Dur sana ya, bir önce. Ya yapma diyor ama. Allah kahretsin. Gördün mü bir tepsi inciri mahvettin burada. Borsa dersler sensin ne demekse. Terbeli konuş be. Sen kocan yandı senin. İflas eder zavallı fukara be. Böyle elmaları yerlere döküp saçıyorsun. Bu ne münasebetsizlik ya? Ah sen koca olacaksan ben her gün döveceğim. Ben yok dövmem ben. Ben koca olursam sen dövmem yalnız. Neyse şimdi oturalım hadi bakalım. Ver otur. Şu elimi uyuttun gene bizi nihayet. Elime yemeğe razı ettin. Al bir tane de sen yani. İstemiyorum. Demek istemiyorum. İstemiyorum dedik. Bir daha hainlik etmeyeceksin değil mi bana? Etmeyeceğim. Artık bırakmayacaksın. Bırakmayacağım, hiç bırakmayacağım. Bundan sonra ölünceye kadar beraber olacağız. Ama bak yazık ağlama, sil bu gözlerinin yaşını. Seni seviyorum, ne yapayım? Elimde değil. Olsun sev. Ben de seni seviyorum belki. Yavrum.
Kız bizden baskın çıktı. Herifi yola getirdi. Öylesi daha iyi. Elimizi boşuna kana bulamayalım. Alo Mehmet. Alo X36. Ben Demir Çiçek. Şuraya bakın. Bizi bitiren karı. Tepeleyin kalta. Ne oluyor ya? Bu gürültü ne be? Aman abilerim seni yakalamasınlar, öldürürler. Nerede Basri? Basri mi? Ne bileyim ben? Nasıl bilmesin? Demin cilveleşiyordunuz içeride. Ayıp ya. Peki ya o kadın kimdi? Kim olacak? Basri'nin yeni oynaşı. Söyle nerede o herif? Gitti. Namusu benden gitti. Boş duracağımıza bari biraz elma yiyelim. Sen de yesene. Vakit geçer be. Hadi ya. İlaçlı elmayı yedi. 10 milyon doların yerini öğrendikten sonra seni öldüreceğiz 007. Profesörü de Ruslara satacağız. Zenta'nın şefi Akrabin kim olduğunu bilen yok. Onu yalnız ben tanırım. Adı... Madem. Madem Eva. Madem Eva kendine gel. Başımı derde sokacaksın. Ne yapıyorsun ya? Böyle şaka söyleme. Vaziyetler aynası semen tüymeli. Sakin olun 007. Kadın sakin oldu. Bu kadın saralıdır. Krizi gelince abuk subuk konuşur. Özür dileriz. Anlaşmamızda değişen bir taraf yoktur. Profesörü size devredeceğiz. Yalnız 10 milyon dolara ne zaman vereceksiniz? 10 milyon dolar mı? Lafım olur ya. Yalnız üzerinde bozukluk yok şimdi. Kabak çekirdeği davasına çocuklara verin. Yalnız Basri'yi temizlemekte iş bitmez. Oynaş olacak o karının da aklından gelmeliyiz. Tüh! Korkak herif. Beni 3 haydutla dövüşürken bıraktı kaçtı. Yazıklar olsun sana. Bu kadar yıl boşuna hayalimde yaşatmışım. Kaltaban, zibidi. Görevini unutuyorsun Demir Çiçek. 007'ye böyle davranmamalısın. Buyursa mısın? Sahi mi? Kapıyı yüzüme kapatınca kendimi merdivenden atıp şu değersiz hayatıma son vermeyi düşünmüştüm. Kapıyı biraz daha geç açsaydınız iş işten geçmiş olacaktı. Rica ederim çılgınlık etmeyin. Biz aklı başında insanlarız. Kim demiş? Ben sizi gördüm böyle aklım başımda değil. Aşkınız beni deli divane etti. Şu naçiz kalbimi size hediye ediyorum. Ellerinizi bana uzatın. Birbirimizin olalım ve kaçalım buralardan uzaklara. Peki buradaki işlerimiz ne olacak? Canım işmiş kalmadı ki zaten. Ben sizi gördüm böyle dünyada başka bir şey kalmadı benim için. Ama ben masraflı bir kadınım. Neyle geçindireceksiniz beni? Rica ederim. 10 milyon dolarım var benim. İsviçre'ye gideriz. Soğuktur orası, istemem. Öyleyse Afrika'ya gideriz bir tanem. Olmaz, yamyamlardan korkarım.
Ben seni yamyamlara bırakır mıyım yavrum? Kendim yiyeceğim. Yapma. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir... Ah! Ama sevgilim ne yapıyorsun? Bu yavru... Yeter be, sırnaşma. Anladım ama aşka karşımıza da karşı... Oo, sırtın ama be! Demir Çiçek, görevini unutma. Başlarım böyle görevin içine. Puh! Defol, yıkıl karşımda. Şekerim, neden misanen ima etmiyorsun da kaba kuvvet gösteriyorsun anlayamıyorum güzel. Bir şey söylememe müsaade. Allah'ın cezası. Haddini bilmez herif. Boyalı şehir karılarıyla aşınmış ne ha? Gözüne dizine dursunlar. Bundan kör. Ama dur, bundan fitil fitil getir içeri hepsini. Göreceksin sen, göreceksin o zaman. Ölüm bile hafif ceza senin gibisine. Göreceksin, göreceksin ama acı çeker. Demir Çiçek'in başına bir iş geldi galiba. Baskın ekibi hazırlansın. Başlayın. Bunu bana nasıl yapabilir? Ben ki 007 James Bond. Bugüne kadar hiçbir kadın bana hayır demedi. Adım Zakkum Zakov. İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz James Bond. O kadın benimdir. Göz koyanın canını cehenneme gönderir. Benim kadında gözüm yok. Profesör Marconelli'den bahsediyorum. Feza gemisi projesinden. Ya bırak Allah'ını seversen. Benim profesör feza gemisi görecek hali mi var ahbap? Sen şu gözünü aç da karşındaki sır sıklam aşık olan adama bir bak bir kere. Fakat çaresiz ve ümitsiz bir aşk ne yazık. Bizim kitabımızda ümitsizliğin yeri yoktur. El ele verirsek her şeyin çaresi bulunur. Birlikten kuvvet doğar. Nasıl olur? Biz seninle düşmanız. Birleşemeyiz ki. Menfaatlerimiz çatıştığı müddetçe düşmanız. Çatışmazsa dost olabiliriz. Vallahi aklım iyice karıştı Zakov yoldaş. Peki biz kime karşı birleşeceğiz? Ümitsizliğe ve çaresizliğe karşı. Vallahi gene bir şey anlayamadım ben. Ufak bir alışveriş yapacağız. Sonunda herkes memnun olacak. Sen bize profesörü vereceksin. Biz de sana sevdiğin kadını. Oh, nasıl olur be? Bu duyulursa beni yaşatmazlar ki. Sevgilinle sana Sibirya'da mükellef bir köşk tahsis ederiz. Kimse kılına dokunamaz. Ya biz Sibirya'da donarız be. Yok yok, ben varken bir şey olmaz. Aa, öyleyse fena fikir değil, battaniye verirsin. Sizce esas olan kişinin saadeti değil midir? Sevdiğin kadınla ne kadar mesut olacağını düşün. Görüyorsun ki esasla da yanlış bir şey yapmıyorsun. Ulan iyi be. Ulan aferin be Zakov. Sen bu kafayla 40 yaşa değil mi? Bu çantayı nerede buldunuz? Vallahi bilmiyoruz ki. Bahçede kalmış herhalde. Bahçeye gökten mi düştü? Söyleyin, Demir Çiçek'e ne yaptınız? Bilmiyoruz. Vallahi bir şey yapmadık. Vallahi bilmiyoruz abi. Bir şey yapmadık. Bilmiyoruz. Söyleyin, Demir Çiçek nerede? Suçsuzuz abi. Anlaşıldı mı? Neredesin Demir Çiçek? 24 saatten beri senden haber alamayınca doğrusu hayatından endişelenmeye başlamış. Boşuna heyecanlanmışsınız. Çelik gibi sağlamım. Üç serserinin evine yapılan baskında sana ait eşyalar ele geçti. Herifleri konuşturmak için tabutlukta hala ıslatıyorlardır Allah bilir. O üç avanağı bırakın. Şimdilik hiçbir suçları yok. Söyle bıraksınlar. Ben asıl James Bond'un sırnaşıklığından bıktım sandım. Ağzının payını da verdim. Aman Demir Çiçek, biraz daha dişini sık. Zenta'nın elebaşısını ancak onun vasıtasıyla yakalayabiliriz. Ne yap yap 007'nin gönlünü al. Vazife icabı. Baş üstüne şef. Ne yaparsın? Vazife karşısında boynumuz kıldan ince. Baktık çalışmayana ekmek yok. Büyüklerimizin sözüne uyalım dedik. Bir iş tutalım dedik. Namusluca karnımız doysun dedik ama iş dediğin öyle aramakla falan bulunmuyor ki. Orada bir adama çattık, inşaat tümencisiymiş. Ya çimento falan. Aa, yok onu taşıyalım. Hayır. Gagaladı magaladı. İteledi. Neyse onun da canı sağ olsun. Bir bildiği var herhalde. Allah herkesin gönlündekine göre versin. Yalnız nereye elimizi attıksa kuruttuk da. Belediyenin musluğunu çevirdim. Islık sesi geldi. Neyse vaktiyle böyle çalış da baban gibi eşek olma diye bir laf etmiş. Yaman laf doğrusu. Bu kelamın derin manasına dalıp 2-3 gün aç dolaştık ama sonunda gene kaldık dımdızlak ortada. Beleş bir ziyafete nereden konacaklar? Aa, bu dur neydi? Eva. Ulan bu Eva'ydı be. Bu da tavuk.
Eva'dan tavuk da tavuktan Eva, böyle bir tuhaf diyor. Hani, ha hatırladım. Sonra bir maskeli bir dava, bir herif vardı. Biz orada kayıntı ediyorduk o Eva'yla. O herif ikide bir meğer oradaymış. Bir takım elmalar böyle. Bir itişmeler, kakışmalar böyle, müstehcen gibi de değil gibi filan derken profesör lafları filan böyle karışık. Fakat zavallı Eva be. O bana elma yedirmeye çalışırken kendi ayvayı yediydi. Oğlum sen aç karınla rüya mı görüyorsun, dalga mı geçiyorsun ya, nesin be? Ha o ne? Ulan bu beni Gülsüm'ün avanak kardeşlerinden kurtaran kız değil mi? Tamam erkek çocuğu gibi. Düş ulan bunun peşine Dümen Basri. Belki bir dalgaya gelir, bir ziyafete konarsın be. Kuaför ne demek ulan? Aa berber. Niye Türkçesini yazmazlar ya? Ulan bir saç sakal da ben atacağım. Yok olmaz ya. Ya bu ne yapar bu kadar saat içeride, anlamam ki ya. Bütün İstanbul'un karıları böyle berberde mi geçiriyorlar bunlar? Nedir ya? Aa! Aa! Ya kısa girdi, uzun sürttü bu saçlar. Ebu Fuat Bey gelince lütfen beni arasın. Başla. Ahmet gelsene. Bir dakika bakıverin şuraya. Benim bir işim var. Ebu Fuat Bey gelince 315 numaradaki hanımın kendisini aradığını söyleyin. Peki efendim. Ebu Fuat Bey değil mi bu? Evet, ta kendisi. Hemen haber verelim. Ebu Fuat Bey. Ben mi? Evet, siz. Buyurun. Ulan o nasıl isim öyle, otomobil markası gibi? Ebu Fiat. Ebu mi Fiat? Şey, 315 numaradaki bayan sizi görmek istiyor. Ha, beni mi? Evet, buyurun. Ulan Dümen Basri, gene şansın açıldı bugün o biçim. Hadi iyisin. Girin. Selamünaleyküm. Niye öyle kapıda duruyorsunuz, girsenize. Burada pencere yoktu, onun için kapıda duruyorum. Pencere olsa orada duracağım tabii. Maksat detayım. Yoksa bana çok mu darıldınız? Yok. Artık hiç mi sevmiyorsunuz beni? Nereden çıkartıyorsunuz? Ben dargınlık ya da sevmemek gibi hiçbir şey düşünmedim ki zaten. Ben böyle... Bastonunuzu alabilir miyim? Aa, bunu mu? Peki kaç para verirsin? Bugün çok şakacısınız. Her gün öyleyimdir ama. Teşekkür ederim çocuklar. Gidebilirsiniz. Sağ ol. Affedersiniz, benim için bir haber var. 315 numaradaki bayan sizi görmek istiyor. Aha, teşekkürler. Yaptıklarıma öyle üzüldüm ki. Nasıl vicdan azabı çektim bilemezsiniz. Neden öyle duruyorsunuz? Bağışlamayacak mısınız beni? İyi ama şey yani... Aç ayı oynamaz derler de... Ben de yani ayı değilim ama açım biraz. Düşündüğünüz şeye bakın. Bir dakika. Alo, lokantayı bağlayın lütfen. Ama iyi pişmiş bir tavuk olsun. Ayrıca bol meze ve kırmızı şarap istiyorum. Şimdi oldu işte. Ben halden anlayan insanlara bayılırım. Yani senden iyi anlaşacağız galiba. Ama anlaşmak için de böyle yaklaşmak lazımdır yani ya. Öyle. Demir Çiçek, vazifeni unutma. Bak buradan da yaklaşabilirsin. Fakat burası tabii daha ziyade buradan tutup sonra yavaş yavaş böyle girilecek. Ve hafif ağız uzatıldıktan sonra... Kim o? Ben Ebu Fuat Şemun. Şemun. Benimle görüşmek istemişsiniz. Otel katibi söyledi.
Evet, bir dakika. Şuraya gir çabuk. Çabuk. Ne yapayım ben burada tek başıma ya? Gel gel, sen de gel. Gel gel. Saklan. Günaydın. Girebilir miyim? Buyurun. Bana özür dilemek fırsatını verdiğiniz için size ne kadar minnettarım bilemezsiniz. Estağfurullah. Hı. Aslında ben sizden özür dileyeceğim. Rica ederim. Sizin özür dilemeniz için hiçbir sebep yok. Böyle konuşmayın. O sizin efendiniz. Aa. Ulan herif amma bana benziyor be. Ne, bir şey mi var? Yok. Geceden beri o kadar şaşkınım ki ne yaptığımı bilemiyorum. Ah, bütün bunlara sebep ben miyim? Ya Rabbim, bu ne büyük bir kötülük. Bari göğsüme yaslanın da sizi kollarım teselli etsin. Ne oldu? Aa, burada ne oldu? Anlamadım ki birdenbire bir şey. Ne tuhaf bir yer burası böyle. Olamaz ki. Yoksa cinlere perilere inanır mısınız? Hayır, cinlere perilere değil ama buramdan böyle bu kadar bir şey battı arkama. Buyurun. Siparişleriniz hazır efendim. Çok şükür nihayet gelebildiniz. Nasıl, sürprizimi beğendiniz? Harikulade. Zaten sizin kadar güzel, sizin kadar zarif bir hanımdan daima böyle davranışlar beklemek lazım. Ah, teşekkür ederim. Yemek yemiş miydiniz? Hayır, yememiş. İsabet. Ay, siz bırakın, biz servis yaparız. Müsaade. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık. Güle güle. Buyurmaz mısınız? Kırmızı şarap sever misiniz? Evet, sizin elinizden olursa. Tavukla beraber kırmızı şaraba bayılırım. Hakikaten öyle. Hele bu kadar güzel kızarmış bir tavuk var, çok daha güzel bir el. Evet, öyledir. Evet. Buyurun içelim. Gerçi ben boğazına düşkün bir adam sayılmam ama güzel pişmiş yemekleri yemesini de çok severim tabii. Bilhassa bu tavuğun şeyleri vardı, çeşitli kızarma şekilleri. Mesela... Buyurun, bu tavuk budu da çok güzel kızarmış. Teşekkür bunu yiyin. Hafif ateşte böyle tereyağı sürülerek yavaş yavaş çevrilerek pişirilen... Ama şarap pişirilen, da için. Tabii. Böyle bir cinsi vardır ki her cins tavuktan da olmaz. Piliç olması lazım. Ekseriyat piliçleri de tercih ederim tabii ama... Hadi biraz daha içelim şerefinize. Neden bahsediyordunuz? Tavuktan bahsediyordunuz. Ha, tavuğun bir de dolması var. Bol pirinçle falan yaparlar zannediyorum ve fevkalade güzel. İçelim. Ha, yemişim zaten. Evet, içelim. Evet, bu dolması da harikulade güzel oluyor. Ciğerleri falan içine karıştırılıyor. Teşekkür ederim. Birdenbire. Niyetiniz de geldiniz. Ne güzel vakit geçiriyoruz. ama böyle... Ay, sinirim bozuldu. Bu ne tuhaf bir şey. Şarap başımı döndürdü galiba. Ulan boynuzlanıyor muyuz be? Saklan baş oynarken el eleydik seninle. La 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 la, ray ray ray, ray 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 ray. Saklanman olursun, bulmaktan eve. Başka aşkın varmış senin, biliyorum. Başka aşkın varmış seni biliyorum. Ay. Ay. Ay, biliyorum tabi. Ne oldu? Şey, affedersiniz, siz şarap, biraz da dans, ben tabi... Çabuk, çabuk gelin, çabuk. Gelin şuraya. Değil mi? Hadi git çabuk. Ne yapıyorsun? Öldüm. Aa, şu dolaba gir. Çabuk ol.
Havlu. Havlu. Siz biraz istirahat edin. Ben şimdi olur, havlu getiririm. Yatın biraz. Havlu. Havlu. Ne olmuş Elif'e? Kimsin sen? Nereden dolaştın ayağıma? Ya dolaştık da kötü mü ettik be? Ya ne güzel neşeli dakikalar geçirdik. Bu senin üstünü kuruldun. Az kalsın her şeyi berbat edecektin. Ya ekşime be abla. Dalgana limon mu sıktık yani? Gevezeliği bırak da söyle kimsin sen? Aa, bakıyorum polis gibi kelam ediyorsun be. Madem ki öyle önce ben senin bir ifadeni alayım. Gel bakayım kardeşine. Küstah! Allah Allah. Ben ne kadar çok içmişim ya. Kimsin sen? Ben mi? Ben bir adamım işte. Böyle garibim bir adamım. Onu anladık. Adın yok mu senin? Var olmaz olur mu? Herkesin var da benim de var tabii. Nedir adın? Basri. Sade Basri mi? Yok. Kıymalı Basri. Bırak sululu. Kusura bakma abla. Şaka yapalım dedik işte laf heyecanlı. Dümen Basri derler bana. Ne iş yaparsın? Şey ben mi? Ben şey yaparım. Çok iyi yani... Çok iyi merdiven çıkarım. Nefes alırım sonra yani. Mesela yürüyebilirim. İş. Yani bir işler yaparım. Bir iş çeviririm ama bunları kimseye söylemem tabii. Ne diye söyleyeyim? Neden benim peşimdesin? Şey. Neden dedim? Ya. Doğrusunu söyleyeyim mi abla? Evet. Seni seviyorum. Şey... Benimle... Evlenir misin? Evlenemem. Evlenemem Basri çünkü yaptığım iş buna mani. Ne? Yoksa o evlerde mi çalışıyorsun? Ne münasebet. Saçmalamaya başlama gene. Ne güzel adam adam konuşuyordun. Ya kızma be ablacığım. Kötü bir şey söylemedim. Yani ben senin çevirdiğin davalardan şüpheleniyordum ama ne gibi bir davan olduğunu bilmiyorum. Bak Basri. Yani dümen Basri. Sana açıkça söyleyeyim. Ben polisim. Aa. Bana demir çiçek derler. Demir çiçek ha? Ha yani bu kız kolunda damga var davası çiçek. O davadan mı yani bu? Bana da dümen Basri derler. Çünkü benim de kolumda böyle bir damga var. Fakat yapıştırma bir damga derler. Bu da benim dümenim işte. Yani ben de az çok polis afiyet sayılırım. Çünkü alengili davalara bayılırım. İstersen meccani afiyelik yapayım sana. Öyleyse bana yardım et. Şu işin içinden bir an önce sıyrılalım. Sonra evlenir misin benimle? Aman aklım fikrim bunda. E nerede olsun? Evlensin. Sonra dedim. Bunu ileride düşünürüz. Aman aman, vaziyet yaman, işler karıştı, halimiz duman. Ablamız meğerse gizli hafiymiş. Anladık ama biraz geç anladık. Vatan millet işidir dedi, bizi de bu kargaşalığın içine itti. İtti ama herifler de karmakarık. Neymenetsiz Kazım, cibilliyetsiz Kazım, kinetsiz Nazım, akrep diye birisi. Yuh bonda bak, kaşın tersine bakmış gibi. Demir çiçek. Ayna Göz Zakof, Şimşir Kafa Bigor, Nezleli Gülsüm. (Gülüyor)
Alo? Anlaşmamızın icaplarını yerine getiriyoruz 007. Sevdiğiniz kadın şu anda hiçbir yere kıpırdamayacak halde sizi bekliyor. Kızı hemen serbest bırakın. Çünkü o beni seviyor, ben de onu seviyorum. Hem Sibirya'ya gitmekten de vazgeçtim. Nasıl olur? Anlaşmayı unuttunuz mu? Profesör buraya gelmediği takdirde sevgilini ölmüş bileceğimiz bu. ...007 su koy verdi. Kadından vazgeçebilir. Sen onun peşini bırakma. Profesörü kaçırmayalım. Profesör Marconelli bugün James Bond'a devredilecek. Kendisini hazırlayın. Davetsiz misafirlerimiz de olabilir. Silahlı muhafızlar arttırılsın. Baş üstüne. Teslim ol Zakov. Şimdi yedim seni. Bu hainler çok işkence ettiler mi sana? Hayır, tam zamanında yetiştim. Kuvvetimi aşkından alıyorum sultanım. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Gidelim buradan, uzaklara. Çok uzaklara gidelim, saadet bizi bekliyor. Kendine gel James Bond, vazifeni unutma. Sırnaşıklığın sırası değil. Demek beni tanıdınız, yoksa... Evet, artık maskaralığa son vermenin sırası geldi. Ben Türk Gizli Polis Teşkilatı'ndan Demir Çiçek. Profesör Marconelli'yi kaçıran Zenta şebekesinin peşindeyim. Yok ya. İş birliği yaparsak maksada daha çabuk ulaşırız. Sen profesörü ele geçirirsin, ben şebekeyi basarım. Ne dersin? Pes derim, pes derim. Yani öl de bana şurada yatıp can vereyim. Hadi hadi, saçmalama da bu işi bitirelim. Bitirelim yavrum, bitirelim. Ağzım Nazım Kazım. Ya ne istiyorsunuz benden be? Bıçak zorundan kardeşinizi vereceksiniz. Peki alacak başka adam bulamadınız mı la? Ne oldu Şef Zakov? Neredesin be ahmak herif? James Bond kadını kaçırdı. Profesör de elden giderse başımıza gelecekleri düşün. Karargahın giriş kapısı burası. Ben profesörle çıktıktan sonra siz ne isterseniz yaparsınız. Tamam, iyi şanslar. Merci. (Gülüyor)
Şef, işte 007. Kaç bir gol. Paraları saydık, profesörü aldık. Profesör Marconelli'yi 007'ye teslim edin. Buyurun James Bond. Profesör sizi bekliyor. Anam. Merhaba James Bond. Doğru konuş yahu, söylediğim babandır be. Çok şakacısınız. Buyurun, profesör artık sizindir. Ya ne yapayım ben bu pimponu be? Beni Amerika'ya götüreceksin değil mi? Yahu sen divane misin profesör? Ben kendimi buradan kurtarıp Üsküdar'a götüremiyorum ben. Çok rica ederim. Bütün umudum sende. Ümit sen tayyare piyangosu al. Baskına uğradık. Bütün yabancıları imha edin. Çabuk! Aman profesör, toplar tüfekler başladı. Galiba üçüncü Cihan Harbi patlayacak. Şuna gidelim. Aman gidelim, çabuk canımızı ya kurtaralım. Hadi yürü yürü. Yakalayın, kadını yakalayın. Değilsiniz mi? Hakaret etme ya, ben insanım ben. Ya. Hadi sesler kesildi, tüyelim buradan hadi. Ah, ağzım Nazım Kazım. İşte geçtin elimize. Çolu değiştirince elimizden kurtulacağını mı sandın? Ha söyle. Benden ne istiyorsunuz ya? Canını. Gel profesör, gel. Kaçacak yerin kalmadı 007. Santral yanlış numara bağlamış oğlum. Ben 007 değilim. Ben 28-16-320-30'um ben. Hainlere ölüm. Hadi be şimşir kafa, senin zımparayla mı kazıdılar kafanızı, ne yaptın? Kapa çeneni. Hadi. Öldür Bigor. Hadi öldür. Ulan beni öldürürseniz başkasının mezarına kovacaklar, fuzuli işgal. Ayıların şefi. Thank you.
neler çekti? Bana Şefsakov, bana! Ne yapıyor bunlar? Biraz birbirlerini öldürüyorlar işte. Allah'ın sen bizi koru. Öyle yapınca korur mu be? Artık bunların bize ihtiyacı kalmadı profesör. Hadi gidelim bari. Alana tık varsın Zagov, Zagov. Kazım lazım Kazım. O zibidiyi bırakın da erkekseniz bana gelin bana. Vurun. Gelin gelin, burada olmaz, biraz dolaşalım da ondan sonra dövüşürüz. Hadi profesör davranın, Amerika'ya gidiyoruz. Demir Çiçek, merak etme geldim. Bak herifin haline. Aman bir daha bak. Bir daha bak bakayım. Bir daha bak. Dur şimdi bir de ben bakayım. Basın ortağıyla mısın? Gene o kadınla. Ağzım lazım Kazım. Büyümek lazım. Yaşasın hürriyet, yaşasın Amerika. Ne yaptınız? James Bond'u öldürdünüz. İnsanlığı bir asalaktan kurtardık. Bizim de gelin profesör. Beni nereye götürüyorsunuz? Çin'e. Tabii, James Bond'lar ölmezler. Ha, benim de hayatımı işte bu Memduh marka zırh kurtardı. Size de tavsiye ederim. Zenta şebekesini ele geçirmekle dünya çapında bir iş başardın Demir Çiçek. Teşekkür ederim şef. Ben işimi artıyorsunuz. Yeni vazifen daha da zordu. Biliyorsunuz zorluktan yılmam. Bu sefer gizlice Çin'e gideceksin Demir Çiçek. Kaçırılan profesörü bulup geleceksin. Hareket ne zaman? Öğleden sonra. Havaalanında James Bond'la buluşup beraber gideceksiniz. Bu adam gene peşime mi taktınız? Maalesef Demir Çiçek. Ne yapalım? Emir böyle. Müsaade ederseniz şef, yol hazırlıklarımı tamamlayayım. Bu adamla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bu kadınla evlenmeyi kabul ediyor musun? Hayır. Namusum! Namusum elden gitti. Kocam kaçtı. Koca, koca istiyorum ben. Koca istiyorum, koca istiyorum.
Nerede kaldı bu James Bond? Bilmem ki. Gecikti nedense. Basri değilim. Sıkı tutun diyorum size. Bırakmayın Basri'yi. Aa, niye münasebet? Basri değil bu kız. Ses kes. Kırlamanın sırası değil. Namusum gitti. Ben koca isterim. Ya bırakın be. Bu olur mu? Olmaz desene ya, olmaz desene ya Allah aşkına. Aa, istemiyorum be. Bırakın ya, bırakın çok rica ederim. Ben sizin bildiğiniz gibi insanlardan değilim. Ben ciddiyim ben. Ben Çin'e gitmek zorundayım. Ben tayyareyim. Hayır, yani tayyare beni bekliyor demek istiyorum. Bu adamla evlendiği kabul ediyor musun? Evet. Bu kadınla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Her ikiniz de tebrik eder, mesut yıllar dilerim. Canım. Dağıtmamız gerek. James Bond'u daha ne kadar bekleyeceğiz? Daha fazla bekleyemeyiz. Sen yalnız gideceksin Demir Çiçek. Aman neyi? Kendi işimi kendim görürüm. O heriften hiç hoşlanmadım zaten. Bakın. James Bond değil mi bu? Değil ama... Bunu bulduk, getirdik. Bırakın ya. Bırakın be. James Bond değilse kim bu adam? Artık kalkmamız lazım X-36. Çin'e kim gidecekse gelsin. Bu olur mu? Olur. Ya bırakın be, bırakın ya be. Of. Senden Çin'e gideceğiz Basri. Yoo, ben istemem. Çin'e gitmem. Basri. Ha. Beraber gideceğiz. Beraber mi? İkimiz mi? Hadi ya. Gel Basri. Garibanın birim aç koynunu gireyim. İşlet pilot motoru Çin maçine gideyim. Aman da Fatma'cığım, Çin maçine gidelim.